değerli İl Başkanı, İYİ Parti Meclisi Milletvekili adayları, demokrasinin temel taşı olan muhtarların, sivil toplum kuruluşlarının değerli başkan ve yöneticileri, oda başkanların, değerli hazinem ve kıymetli misafirlerim. Bayram Kutlu'ndaki iftar programımıza hoş geldiniz, şerefler. Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'in her kadın toplaya eşit uzandığı bir bayram kokusuna benzettiği Türkiye hayaliyle çıktığımız yolda hızlı adım atarak bugünlere geldi. İstiklal mücadelesinde kadınların kararlılığı bize ilham oldu. Kadın bir karar vermişse gereğini yapar dedik ve mücadelemize başladık. Cesur hareketi olarak İYİ Parti'yi kurduk ve ülkemizi huzura, refaha kavuşturacak olan planlamalarımızı yaparak baskın seçime hazır olarak çalışmalarımızı başlattık. Maalesef ülkemizin içerisinde bulunduğu buhran ve o haliyle bir seçime giriyoruz. Adaletin kişilere göre değiştiği, eğitimin evlatlarımızı öğüttüğü, ekonominin israflarla ve yandaşlarla bitirildiği, tarım politikalarının dışa bağımlı hale getirildiği, dış politikanın kalmadığı, baskının arttığı bir ülke haline geldik. Seçimlerin bile eşit şartlarda yapılamadığı şu an yaptığımız iktidardan bellidir. İktidarın baskısıyla bugün burada birçok bürokratın olamadığı aşikardır. Kıymetli misafirler, güçlü ve mutlu Türkiye sloganı ile çıktığımız bu yolda koltuklarımız değil, ayakkabılarımız eskiyecek. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum. Daha nice bayram sofralarında, daha nice iftar sofralarında hep birlikte inşallah bir arada bulunduğumuz özgür, güçlü, baskıdan uzak, güzel bir Türkiye için, iyi bir Türkiye için nice yıllarımız olsun diyorum, nice bayramlarımız olsun diyorum. Hepinizden öncelikle özür diliyorum. Çok hızlı bir zaman dilimi içerisindeyiz. Aslında bu konuşmayı tek tek kelime kelime ezberledim, çalıştım. Fakat yine de bir hata olsun istemediğim için okumak istedim. Hakkınızı helal edin. Tekrar teşekkür ediyorum. Tüm yönetim kurum adına, partim adına burada bulunduğunuz için tekrar teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diliyorum. Çok sağ olun. Thank you.
yedi yüz.